Selamlar sevgili balıklar. Evet, Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı ve Oğuzhan Ceyhan Eylül ayı astroloji ve gökyüzü durumuyla sizlerle beraberiz. Sevgili Demet, evet. Balık burcu için ilginç bir ay biliyorsun. Evet. Bir doğum haritasında bir güneşiyle kavuşan, iki güneşine karşıt yeni ay ve dolunayların olduğu aylar önemli. Evet. Balıklar için doğum günü ayı olan Mart ve tam karşıtta güneşin olduğu Eylül ayı çok önemli. Demek ki bu yılın 2013 yılının en önemli ikinci ayına sevgili balıklar giriyor. Neyimiz var neyimiz yok? Evet. Bak bakalım. Eylül ayına Başak Burcu'nda yeni ayla başlayacağız. 5 Eylül'de doğacak. 13 derece Başak Burcu'nda. Balık burçlarının karşıt burcunda oluşacak bir yeni ay. Bu da ilişkilere dikkat çekiyor. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıkla ilgili konularda yeni ay enerjisi, yeni başlangıçlar, girişimler getirebilir veya var olan ilişkilerinde yeni boyutlar oluşabilir. Verimli bir yeni ay, Jüpiter'in desteklediği, Venüs'ün güzel açısı olan bir yeni ay. Yeni tanışma. Yeni tanışma olabilir, uzun vadeli ilişkiler için veya bir iş ortaklığı için iş ortaklığı olabilir. Mesela yabancı biriyle iş ortaklığı yay burcu yükselmiş. Evet, yay burcu yükseliyor yeni ay haritasında. Yeni ayın hemen ardında 9 Eylül'de Merkür terazi burcuna geçecek. Tabii. Merkür'ün terazi burcuna geçmesi Başaklar için artık para konularını Başak diyorum. Balıklar için. Balıklar için yine para konularının, ortaklaşa gelirlerin, giderlerin biraz daha gündeme geldiği bir dönem olacak. Ama işte unutulmaması gerekiyor. Bu 9 Eylül'den 30 Eylül'e kadar bu terazi burcundaki Merkür zaman zaman sorun yaratacak. Evet. Uranüs'e, Plüton'a tek kareler, kareler, Jüpiter'de ters açılar yapacak. Bu sebepten dolayı arkadaşlar aylık yorumlarının haricinde Bilinçokulu'nun günlük astroloji servislerinde sevgili Demet Baltacı'nın günlük astrolojik yorumlarını dinlediğiniz takdirde gerçeği söylemek gerekirse çok da fayda görürsünüz. Çünkü şimdi burada nazik birleştirici ama bu mesela 17 Eylül'de sorun çıkartıyor. 19 tabii, Eylül'de sorun. Tabii, Uranüs'e karşıt açı yapacak. 23 Eylül'de sorun. İşte onlara para harcaması olabilir. Günlük günlük görebilir. 11 Eylül Venüs Akrep. Venüs Akrep'e geçecek 11 Eylül'de. Bu da balık burçları için belki düşüncelerinde, fikirlerinde bazı gelişmeler olabilir. Balıklar için olumlu bir pozisyon olur. Bazıları seyahat eder. Evet, seyahat. Yurt dışı ile ilgili gelişmeler, din, felsefe ile ilgili, maneviyatla ilgili adli konularda başarı. Evet, konular biraz daha yoğunlaşacak. Eğitimle de ilgili önemli gelişmeler olabilir. Venüs'ün Akrep'teki seyirinde. Eğitimle ilgili iyi. Şu Mars üçgen Uranüs'e ne diyorsun 14 Eylül? 14 Eylül'deki Mars üçgen Uranüs, tabi Mars Uranüs üçgenleri çok enerjiyi arttırır. Öyle öyle, aslan koç bir de bu. Evet, aslan enerjinin arttığı, tabi bunun yanı sıra belki çevremizdeki kişilerin hayatlarındaki gelişmeler bizi dolaylı olarak etkileyebilir. Çevremiz tabi çok etkileyebilir. Evet, balıklar için tabi maddi konular yine... Ama balık zaten maddi olarak gerçekten zorlanıyor. Evet. Yani Satürn'den, Jüpiter'den, Neptün'den destek alsana. Son zamanlarda çünkü balık çok saftır, çok duygusaldır, çok temiz bir burçtur ve çoğunlukla en çok kandırılandır, en çok böyle vur kafasına al ekmeğini denilen burçtur. Bundan dolayı bazı kayıpları var. Şimdi bu 16 Eylül'de Merkür karşıtı Uranüs, bak ciddi bir para kaybı demek. Evet, o para kaybı olabilir veya beklenen bir paranın gelmemesi olabilir. Fikir ayrılığı, fikir mesela ayrılıkları, anlaşmazlıklar. Kredi başvurusunda bulunursun, alamazsın. Evet. 18 Eylül Venüs kavuşum Satürn. Venüs kavuşum Satürn açısı yine 9. evde olacağı için belki yine yurt dışı ile ilgili konular veya eğitimle ilgili konularda daha ciddi bir yapılanma, ciddi bir adım. Hukukla ilgili başarıdır o. Bak, ona biz hukukla ilgili başarı deriz. Jüpiter'in de desteği var çünkü. Şimdi bu 19 Eylül önemli. 19 Eylül Dolunay, Balık Dolunayı. Evet, 18 Mart civarında doğanları çok fazlasıyla etkiler. Aslında 18-21 Mart arasında ama tüm Balık Burcu'nu etkilediği gibi böyle bir yapısı vardır. Bu Dolunay 26 derece Balık Burcu'nda olacak. Balık Dolunaylar, bitişler, sonlanmalar. Sonlanmalar ve daha manevi konular, bazı konular, farkındalık, üzüntüler. Evet, üzüntüler, kayıplar. Yani, Balık Burcu biraz üzüntüleri de tepsi eder değil mi? Yani mesela Ay Balık olduğu zaman biz değiliz ki üzüntüleri açık deriz. Evet, hassas. Yani, hassas deriz. Ruhsal olgunlaşma, maneviyat, sanatsal yaratıcılık, ilham ve bu dolunayın bir özelliği var.
ne yapıyorsun? İlişkilerinde doğru davranıyor musun? Birlikteliklerin doğru mu? İş ortaklıkların doğru mu? Doğru bir eş mi seçtin? Veya doğru insanlarla birlikte misin? Kendi akırsal ve farkındalığınla alakalı pek çok konu nasıl ilerleyecek gibi gibi konulara pek çok çözüm bulacaksın. Mars'ın kare açıda olması gene maddi olarak sıkıntı yapıyor. Merkür Jüpiter kare açıda bir iş fırsatı gelebilir. O gelecek iş fırsatı ortaklıklarla beraber bunu kaçırabilirsin. Yani görmeyebilirsin, çiğ davranabilirsin, değer vermeyebilirsin ama bence değer ver. Diğerlerinde neler var sevgili Demet? Evet, 20 Eylül'de bir süredir geri harekette olan Plüton ileri harekete geçecek. Artık 14 Nisan 2014'e kadar ileri harekette olacak. Plüton Oğlak Burcu'nda. 21 Eylül'de Satürn Plüton arasındaki sekstil açının destekleyici etkisi görünüyor. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Oğlaklar için balıklar için gelir artışı. Evet, maddi konularda destekleyebilir ve o konularda daha fazla enerji harcanması ortaya çıkabilir. Bak bu 28 Eylül'de çok çekici olacak der mesela. Venüs'ün Mars'a karesi, evet. Çekicilikleri artıracak, sosyal hayatı canlandırabilecek. Yeni ilişkiler, tanışmalar, erotizm. Evet. 29 Eylül iyi. 29 Eylül'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Merkür uzunca bir süre 6 Aralık'a kadar Akrep Burcu'nda olacak. Bu arada 20 Ekim ile 10 Kasım arasında da retro hareket yapacak. Bu yıl Merkür hep su burçlarındaydı. Evet, su retroları. Hep duygularla alakalı karmaşalar yarattı. Duygularla alakalı karmaşalar yarattı. Duygu, birliktelikler, ilişkiler. Hı-hı. Yani pek çoğunu yeniden kurdu. Evet. Bir kısmını sildi, yeniden kurdu. Bazen kozmik düzene karşı da gelmemek gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu aylık bu kadar sevgili Barık. Önümüzdeki ay mutluluk ve sevgiyle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.